Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ankara'da katıldığı programda milli eğitimde atılan adımları ve mesleki eğitim merkezlerindeki gelişmeleri anlattı. 2022'de tüm hedeflerin aşıldığını söyleyen Bakan Özer, hayat boyu öğrenme kurslarının dijitalleşeceğini de müjdeledi. Bugün itibariyle 5541 anaokulu kapasitesini memleketimizin çocuklarına kazandırmış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 2022 hedefimizi 1 milyon çırak kalfa olarak açıklamıştı. Bugün sabah itibariyle 1 milyon 110 bine ulaştık. 2022 milli eğitimde rekorlar yılı oldu. Bakanlık 81 ilde hedeflerine bir bir ulaştı. Bugün itibariyle 160 milyon yardımcı kaynağı tüm öğrencilerimize buluşturduk. Kütüphanesiz okul kalmasın hedefiyle Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde bir proje başlattık. Bugün itibariyle 105 milyon kitaba ulaşmışız. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ankara'da Sofu Çalıştayı'nda konuştu. Gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılında önüne koymuş olduğu tüm hedefleri birer birer aşıyor. Bakan Özer geride kalan süreçte yılbaşında konan hedeflerin geçildiğini açıkladı. Yapılan çalışmalardan örnekler verdi. Bugün itibariyle Türkiye'de öğretmen sayısı da artmasına rağmen Öğretmen başına düşen eğitim saati 205 saate ulaştı. Mahmut Özer hayat boyu öğrenme ve mesleki eğitim kurslarına ayrı bir parantez açtı. Birinci hedefimiz hayat boyu öğrenme Genel Müdürlüğünde 3500'ün üzerinde kurs var. 2022 yılının sonuna kadar bu kursların tamamını güncelleyeceğiz. Yapılan düzenlemeyle Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ndeki kurslar dijital ortama taşınacak. 81 ilden bir tıkla bu kurslara ulaşılabilecek. Ayrıca halk eğitim ve dijitalleşen tüm kurslara kıta Avrupa'sından da girilebilecek. <laughs> Mahmut Özer'in gündeminde köy yaşam merkezleri de vardı. 2000 tane köy yaşam merkezinde şu ana kadar 147 bin tane vatandaşımız eğitim almış. 147 bin. Daha önceden sıfırdı.